Evet arkadaşlar, Vakto Problemize kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün MSI Afterburner ile oyunlarımızın ekranında FPS değerlerini, sıcaklıkları, RAM kullanımını nasıl göstereceğiz? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen videoya geçelim ve başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MSI Afterburner. Ben açıklamalar kısmına nereden nasıl indireceğinizi link olarak bırakıyorum arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Hemen yanına oyununu da açacağım. Oyun üstünden FPS değerlerini göstereceğiz. Arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten download yapıyorsunuz ve direktmen kuruyorsunuz. Kurduğunuz zaman ekran sizde bu şekilde olmayabilir. Ben hemen ekranı nereden değişeceğinizi, arayüzü nereden değişeceğinizi gösterip daha sonra hemen videoya geçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ayar tuşu var. Buna tıklayıp burada birçok şey var ama şuradaki ok işaretleriyle kullanıcı arayüzü diyoruz. Buna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada istediğiniz arayüzü seçebilirsiniz. Ben en alttakini seçiyorum. Daha güzel bir arayüz. Daha sade. Bu arayüzümüzü seçtikten sonra uygula deyip tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi arayüzümüz değişti. Arkadaşlar burada ilk önce yapmamız gereken bir şey var. Eğer programı indirdiğinizde şu gördüğünüz kilit kapalıysa bunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu açmazsanız yaptığınız hiçbir şey kayıt yapılmayacak, bilginiz olsun. Şimdi burayı açtıktan sonra arkadaşlar buradaki şuradaki ayar tuşuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada ayar bölümleri var. Burada laptop kullanıcıları burada iki tane ekran kartı görebilir. Arkadaşlar iki tane ekran kartı eğer görüyorsanız laptop kullanıcıları kesinlikle bilgisayarın dahili ekran kartını seçmiyorsunuz, bilginiz olsun. Dahiliye bu ayarları yapmayın çünkü zaten dahili ekran kartının gücü ve kendisi düşük olur. Bilginiz olsun, hariciye yapın. Daha sonra hemen yan tarafa geliyoruz. Fan, izleme, bilgi ekranı, benchmark ve yan tarafa geliyoruz. Ekran görüntüsü alma. Bu programın çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Ekran görüntüsü de alabiliyor. İsterseniz hemen kısa bir şekilde bundan da bahsedeyim. Arkadaşlar yok diyor. Burada sizde de yok diyecek. Kontrol tuşuna basılı tutup istediğiniz harfi buraya verebilirsiniz. Kontrole basılı tutuyoruz ve istediğimiz tuşu veriyoruz. Daha sonra yan tarafa video kaydına geçiyoruz. Video kaydında da aynı şekilde arkadaşlar. Video kaydı dediğimiz arkadaşlar ekran kaydı. Oyunlarınızı isterseniz bu MSI Afterburner programı üzerinden ekran kaydı alabilirsiniz. Burada da aynı şekilde kontrole basılı tutuyoruz. İstediğimiz harfe, istediğimiz kısa yolunu atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben kontrol Q verdim video kaydına. Üst tarafa da isterseniz ekran kaydı almaya Windows kontrol S verdim. Siz de istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bunları da hızlı bir şekilde geçelim. Hemen yan tarafa profiller. Arkadaşlar buradaki profillerde 3-5 profil ayarlayıp, örnek veriyorum, oyununuzun birinde sadece FPS, oyununuzun başkasında FPS, sıcaklık, RAM özellikleri, oyununuzun başkasında diğer tüm özellikler, CPU'ların hepsini görmek isteyebilirsiniz. Buradan kısa yol tuşlarını atıyorsunuz ve arayüzden bunu halledebiliyorsunuz. Burası zaten en başta girdiğimiz yer, arayüz. Arkadaşlar buradan da arayüzümüzü değiştirebiliyorsunuz ve asıl konumuza geliyoruz. Oyunlarımızda FPS değerlerinin nasıl gösterileceğini hemen geliyoruz arkadaşlar. İzlemeye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok şey var. Şimdi buradan istediğimiz şeyleri seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi GPU kullanımı, bellek kullanımı, işlemci hızı, RAM kullanımı, güç, bunları kullanmayacağız. Şimdi bakın hemen hep beraber ayarlayacağız. Şimdi en aşağıya indim, yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Bakın biraz aşağıda
CPU kullanımları, CPU 1, CPU 2, CPU derecesi. Bakın bunu almamız gerekiyor buradan en üstte arkadaşlar. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutarak bunu yukarıya doğru bu şekilde götürüp bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar aşağı iniyoruz. Aşağıda FPS var. FPS'in şuradaki tık işareti sizde gri olacaktır. Kesinlikle bende de şu an aynı. Arkadaşlar bu tıkın üstüne bir defa tıklayıp ve kontrol tuşuna basılı tutup yukarıya doğru alıyoruz bunu da. Çünkü kullanmak istediklerimizin hepsi aynı anda yukarıda olsun arkadaşlar. Bu yüzden bellek hızımızı da aynı şekilde yukarıya alıyoruz. Başka kullanmak istediğimiz herhangi bir şey var mı diye ona bakıyorum. CPU kullanımına da arkadaşlar alacağız ve buradaki tıkını işaretleyeceğiz ve yukarıya doğru alacağız bunu da. Evet, gördüğünüz gibi bize burada hepsi lazım değil, kesinlikle 5-6 tanesi lazım. Bizde sadece bunlar yeterli olacak arkadaşlar. CPU sıcaklığı da var burada, onu da hemen yukarıya doğru alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bunların hepsinin tiki bu şekilde siyah olmalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi gri olmamalı, bilginiz olsun. Daha sonra yukarıya aldığınız bütün ayarlarımızı hemen baştan gösteriyorum. Bellek kullanımı, bellek hızı, CPU kullanımı, CPU sıcaklığı, GPU kullanımı, FPS, CPU sıcaklığı, işlemci hızı, RAM kullanımı ve güç. Güç bize önemli değil. Şunu şuradan kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi en üste geldik. Bellek kullanımı diyoruz. OSD göster diyoruz. Bellek hızı diyoruz. OSD göster. CPU diyoruz. OSD göster. GPU sıcaklığı. OSD göster. Bunların hepsini bu şekilde OSD göster yapıyoruz. Seçtiklerimiz hangileri ise bizim işimize yarayacak olanlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim için bu kadar yeterli. Daha sonra hiçbir yere dokunmadan uygula dediğimde hemen burada bütün ayarlar çıkacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Uygula dedim. Evet. Gördüğünüz gibi bütün ayarlarımız burada çıktı. İstersek eğer burada bunlara isimlerini değişikliği yapabiliriz. Örnek veriyorum. Bizim CPU'muzun ne kadar kullanıldığını şu an hemen mesela CPU kullanımı diyoruz. Ve burada grup adını üstüne yaz diyoruz. Buna tıkladığımızda arkadaşlar benim ekran kartımın ismi RX570. Siz de bu şekilde isimler verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın RX70 şu an burada. GPU bir tane daha üstte var. Hemen onların da isimlerini değiştirelim. GPU kullanımı RX570. FPS değerinin ismini değiştirelim arkadaşlar. Bakın burada farklı bir şey var. Sizde de farklı bir şey yazacaktır kesinlikle. Buraya da FPS yazıyoruz. Uygula diyoruz. Bakın FPS geldi şu an. Ben Fortnite oynuyorum arkadaşlar. Fortnite'da FPS şu an 340 civarında. Hemen alt tarafta Fortnite'in kendi uygulaması olan FPS değerlerini gösteren yazılımda hemen hemen aynı şeyleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradan tekrar ayarlar kısmına geçiyoruz. Eğer buradan eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar bunlara tek tek bakabilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Ama unutmayın ki buradaki şu tik işaretine basmadan hiçbir şey yapamazsınız. Yani aktif mi pasif mi olduğunu buradan gösteriyorsunuz. Daha sonra yukarıya çıkalım. Buradan işlemcilerinizle ilgili, kaç tane işlemciniz varsa onların kullanımıyla ilgili fan hızlarınızı görebilirsiniz. Fan değerlerinizi, güç değerlerinizi, bütün hepsini görebilirsiniz. Örnek biz hemen güç değerimizi göster diyelim. Uygula diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üst tarafa geldi. Ne kadar neyi kullandığımızı, FPS'imiz burada, CPU'muz burada, RAM kullanımımız şu an 5923 MB şu an kullanıyoruz. Şu ana ekrana gelelim arkadaşlar. Bu ana ekranda eğer bu işleri bilmiyorsanız kesinlikle hiçbir şeye dokunmayın arkadaşlar. Burası overclock yapma yeri, yani hız aşırtma yeri. Kesinlikle bu ayarlara dokunmayın. Özellikle laptop kullanıcıları kesinlikle dokunmasın. Eğer zaten bilgisayarınız yeni ise arkadaşlar, yani üst seviye bir bilgisayarsa hız aşırtmanıza hiç gerek yoktur.
Ha, elbette ki hız aşırtma bazen FPS'i çok iyi derecelere getirebiliyor ama zaten ben şu an örnek veriyorum. Fortnite'da 300-400 arası bir FPS alıyorsam hız aşırtmama hiç gerek yok arkadaşlar. Siz de bu işe kesinlikle dikkat edin. Yoksa bilgisayarınızı elinize alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bugün bir en kötü bir i5, i7 işlemci 1,5-2 milyardan başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra bütün ayarları yaptıktan sonra önemli olan bir kısım var. Arkadaşlar buradaki kilit işaretini tekrar kilitlemeniz gerekiyor. Mesela yukarıda profilleri klavye veya arayüzden yapılacak değişikliklere karşı kilitlerler. Burada bu kilit işaretini kapattıktan sonra arkadaşlar yaptığımız bütün ayarları hiçbir şey değiştiremez artık. Biz harici uygulamayı açıp değiştirmeden hiçbir şekilde değişmeyecektir. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi çok basit. Afterburner izlemeden geliyoruz. Diğer hiçbir şeye karışmadan burada istediklerimizi seçiyoruz. FPS'imizi, RAM'i ne istiyorsak arkadaşlar. Ama benim düşüncem şöyle. Bu ekranda, oyun ekranında ne kadar fazla şey varsa arkadaşlar FPS'iniz o kadar çok düşüyor. Ben denedim bunu. Buradakilerin birçoğunu işaretledim. Ekrana getirdim. FPS'de 30, 40, 50'ye varan bir azalma meydana geldi. Dolayısıyla hiç gerek yok. Burada 3-4 tane, yani sıcaklığınızı görseniz, FPS'inizi görseniz, ekran kartı kullanım ve RAM görmeniz bence yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim şu an anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Vakti program ise kanalı daha yeni bir kanal arkadaşlar. Ama uzun zamandır bu işlerle uğraşıyorum ben. Kanalımı kurdum ve siz değerli izleyenlere güzel videolar yapmak istiyorum. Siz de yorumların altına bir sonraki videonun ne olacağını belirleyebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir program olabilir, istediğiniz yapamadığınız herhangi bir program olur, oyun olur, kuramadığınız bir oyun olur. Bunları detaylı ayrıca tek tek gösterebilirim. Ve Discord sunucuma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oradan birebir yüz yüze sorunlarınızı çözebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz arkadaşlar.